Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, 4-5 gündür program yapamıyordum. Taşınma, yeni eve geçme telaşı. Şu anda geçtim ama tam istediğim gibi stüdyoyu falan kuramadım. Bir erkek olarak 80 metrekarelik bir evden 30 metrekarelik bir eve geçiş gerçekten beni zorluyor. Sadece stüdyo için 20 metrekare falan lazım bana. Geri kalanını 10 metrekare değişeceğim. Ama bir şekilde çözümünü buldum. Tabii bu geçici. Büyük eve geçmem için bir süre lazım. Tabii bu sırada program yapamadım. Biraz olaylardan da koptum esasında. Zaten ben günün bütün günü programlarla ilgilenen birisiyim. Onlarla ilgilenirsem bu sefer bu eşya azaltma, onları saklama, bir yere koyma İşlerini falan hiçbir tanesini yapamazdım ve tabii en önemlisi burasıydı, stüdyoydu. O yüzden daha internet bağlanmadı. Bu yayını internetsiz yapıyorum. Yani bir internet var ama işte cep telefonundan girdiğim bir internet. O yüzden anlık haberleri her zaman iletemeyebilirim. Bugün yarın bağlanacak o da. Evet, neler oldu, neler bitti, neler tartışıldı. Önce bir Mersin eylemi oldukça tartışıldı. Oradaki gazetecinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir açıklamasında bulunmasını fırsat bildiler. Onun üzerine bir sürü tartışma oldu. Ve ilk o gazetecinin, kadın gazetecinin o eylemde olmadığını bu bütün cümbür cemaate taşınma işi arasında ben yazdım esasında. Hani bazıları merak ediyor ya, nereden bilgi alıyorlar diye. İlk haber bana geldi. Yani ilk haber bana geldi derken Hanefe'nin falan hakkını yemeyeyim. Ama onlar gazete ve ajans türü olduğu için ciddi bir şekilde uzun uzun yazmaları, düzeltmeleri, toparlamaları falan gerekiyor. Ben halbuki iki satır Twitter'la haberi duyurabiliyorum. Yani onlar gibi gazete tarzında uzun uzun işlemlerden geçmiyor. O yüzden onların da haber olduğu bir haberi en erken ben verdim. Hani merak ediyorlar ya, Kılıçdaroğlu'na bu haberi kim verdi, şuna kim verdi falan filan. Şöyle bir mantık var. Sadece kendilerinin istihbaratı var. Kendilerinin bir şeylerden haberi oluyor falan filan diye. Tabii çok iyi oluyormuş ki bu yanlışı da yaptılar esasında. Herkesin bakış açısı farklı ama onaylayın ya da onaylamayın. Mücadele eden siz olmadığınız takdirde eleştirebilirsiniz, karşı durabilirsiniz. Bunların hepsini yapabilirsiniz ama nasıl yapılması gerektiğini öğretemezsiniz. Öğretemezsiniz derken yani buna hakkınız yok. Çünkü o mücadeleyi bir A grup veriyor. Siz de B grupsunuz. B grup olarak A gruba yakın olabilirsiniz. Ama A grubuna nasıl mücadele etmesini gerektiğini söyleyemezsiniz. Buyurun B grubu olarak siz de bu şekilde mücadele edin derim ben o zaman size. Eleştirmek ayrı bir şey. Eleştiriye bakış açısı Türkiye'de çok ilginç. Eleştiriye bakış açısı şöyle. Ben seni eleştiriyorum, böyle yapman lazım. Oysa eleştiri şudur. Yani ben seni eleştiriyorum, benim görüşüm bu. Benim görüşümü uygula değildir. Sen yanlış yapıyorsun değildir. Türkiye'de böyle bir şey var. Bir arkadaşımız çok şaşırmış, televizyon programında söylüyor. Esas bakılması gereken bir gazeteciden terörist nasıl çıktı? Bunu araştırmak gerekiyormuş. Tabii hepsini şaşkınlıkla izliyorum. İkinci mesele bu Millet İttifakı'nın ne zaman kavga edip ayrılacağı ya da işte hem Alevi hem Kürt olan Kılıçdaroğlu'nun nasıl adaylıktan vazgeçirileceği. Biliyorsunuz geçen hafta oldukça yoğun bir şekilde bu tartışıldı. Meral Akşener'in söyledikleri, işte şöyle mi alsak böyle mi alsak, şunu mu demek istiyor, bunu mu demek istiyor falan filan. Başından beri inattan aynı şeyi söylüyorum. CHP adına Kılıçdaroğlu adaylığını açıklar. Millet İttifakı katılır katılmaz. Başka bir aday gösterir. Dördüncü ya da beşinci parti olarak Meral Akşener ben başbakan olacağım diye inatlar. Fikret Kızılok'un Süleyman Demirel için dediği gibi hep başbakan, hep başbakan. O da öyle bir terfi isteyebilir İçişleri Bakanlığı'ndan. İçişleri Bakanlığı'ndaki dönemimde yeteri kadar faili meçhul olmadı. Başbakanken daha fazla yetkim olur mu demek istiyor, bunları bilemiyoruz. Kılıçdaroğlu demokrasi adına, CHP demokrasi adına bir takım şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bu kadar sağ partiyle demokrasi adına bir şey yapamayacağını esasında kendisi de görüyor ama kurucu
ya da kurucu demeyeyim, kurucu Meral Akşener'miş öyle diyorlar. Ama orayı en büyük parti olarak dik tutmaya çalışan birisi olarak bozmaya çalışmıyor. Bozmak istemiyor diye düşünüyorum. Yoksa bana göre ipler çoktan koptu. Evet, onları daha geniş çapta okuyacağım. Kaç gündür okuyamadım, neler yazılmış, neler ezmiş, edilmiş, ne laflar edilmiş. Eminim ki Abdülkadir Selvi biraz daha Millet İttifakı'nın artık hiçbir işe yaramadığını yazmıştır. Ama Millet İttifakı dışında bunları esas korkutan CHP'nin tek başına Kılıçdaroğlu'nun adaylığını göstermesi ve HDP'nin ve sosyalistlerin ve Kürtlerin ciddi bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi ve işin ikinci tura kalması. İş birinci turda biter diyenler, Millet İttifakı'na rağmen biter diyenler ne kadar haklı olabilirler bilemiyorum. Kılıçdaroğlu aday olursa birinci turda bitebilir ama Kılıçdaroğlu'nun yerine kimi aday yaparsanız yapın, konuşulanları kastediyorum, birinci turun seçim sonuçlarını belli edeceğini sanmıyorum. Kılıçdaroğlu'na rağmen kim aday olabilir diye düşünülürse çok isim tartışılıyor. Sağa da memnun etmek adına işte ona da oy verir, buna da oy verir dedikleri bir sosyalist ve Kürt ekip var ki, yani kitle var ki hiç de zannettikleri gibi değil. Yani öyle o sosyalist ve demokrat devrimci kitle ve Kürtler öyle az mutlu oldukları insana oy vermezler diye düşünüyorum. Bugüne kadar çok tartışılan isim oldu. O tartışılan isimler inisiyatifleri dışında tartışıldılar esasında. Cumhurbaşkanlığına sokuldular. Mansur Yavaş'ın ya da Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul ve Ankara gibi yerlerin belediye başkanı olduktan, nasıl söyleyeyim bunu, olduklarında daha önceden biz cumhurbaşkanı oluruz diye düşündüklerini sanmıyorum. Bu Cumhur İttifakı ve derin devlet onları bilerek bu işin içine soktular. Ve onlar tabii bir baktılar ki etrafta bu kadar insan, senden ne güzel cumhurbaşkanı olur, senden ne güzel demokrat bir cumhurbaşkanı olur dedikçe onlar da şişinmeye başladılar ama böyle kolay bir şey değil. Her kesimi memnun edecek insan türünü nasıl tayin ediyorlar zaten onu anlamakta zorlanıyorum. Bunu sadece siyasi anlamda söylemiyorum. Yani insan yaşamında da. Canım biraz onu da sev, biraz onu da sev. Biraz ona da hak ver, biraz buna da hak ver. İşte ne olursan ol, ile karşı çıkışımın nedeni bu. Niye gelsin yani? Benim yanıma ne olursa olsun herkes niye gelsin? Ya da benim bağlı bulunduğum görüşe herkes niye ne olursa olsun gelsin? Niye ortalığı karıştırsın? Evet, en son yaşamını öldürülen şarkıcı genç arkadaştan bahsetmek istiyorum. Bunları daha çok yaşayacağız. Bunu, bu öldürenlerin devlet memuruymuş, yok daha önceden yaralaması varmış falan filan. Bunlar çok fazla tartışılacak bir şey değil. Çünkü faşist devlet dediğiniz böyle bir şey zaten. Yani şimdi diyebilir miyiz? Hitler zamanında işte bir atamalar yapılacak, bir albay bir yere atanacak. Hitler'e diyorlar ki aman efendim atamayın, o 5 Yahudi'yi öldürdü. Türkiye'de yapılmak istenen böyle bir şey. Efendim ne kadar faşist devlet olsanız da devlet memuru olarak iki kişiyi değişik zamanlarda yaralayan insanları göreve almayalım. Arkadaş sen faşizm uyguluyorsun. Yapman gereken bu zaten. Eksikleri tamamlaman lazım. Yoksa daha fazla insan yaralayan oraya. Yani niye hep tartıştım bunu. Bir daha burada artık TV'de tartışmıştım. Burada bir daha program yapmak istiyorum. Yani niye polislerimiz prototip oldu? O joplu eller aynı anda kalkıyor, aynı anda iniyor. Tekmeler aynı anda atılıyor. Niye? Niye hemen hemen üst düzeydeki herkes çalıyor? Ve o emir komutaya bindirmiyor. Bir zincir içerisinde, yani darbe gibi emir komuta. En üstteki daha çok çalıyor, en alttaki daha az çalıyor ama çalıyor. Yani onun için böyle şaşkınlıkla, vay bu üç kişiden üçü de devlet memuruymuş da ikisinin suçu varmış, niye atılmamışlar? Bu iktidar onların atılmamasına binaen kurulmuş iktidar. Sokak serserilerini polis yapıp sokak kahramanı, mahallenin kahramanı, mahallenin abisi, yani devlet izinli serseri yapıldı bunlar. Amaç bu, zaten sistem böyle çalışıyor. O yüzden siz faşizmi ya biraz az biraz demokrat olun dediğiniz müddetçe onlar sadece gülüp geçiyorlar. Böyle demokrat olunmuyor çünkü. Onun üzerine bir asker sanıyorum yaşamını yitirmiş. O da lösemi de bir çocuk için bağış yapın diye bir vasiyeti varmış daha önceden herhalde. Ahmet Hakan yazıyor işte herkes işte böyle olun, işte hep beraber birleşin, o lösemili çocuk için para toplayın diye de çocuklar için. Biz buymuşuz, biz böyle anlarda hemen birleşirmişiz. Ama
Devlet bu değil ki. Yaşam bu değil ki. Yaşam ne biliyor musun Ahmet Hakan? Yaşam toplumdaki insanların, bireylerin vay lösemili çocukların hali ne olacak diye düşünmediği bir yaşam. Olması gereken yaşam bu. Çok duyarlı çocuğun yaptığı, öldürülen askerin yaptığı çok duyarlı bir şey. Ama o gençler bunları düşünerek yaşamamalı. Bunları düşünerek yaşamadığınız zaman işte ne istediği şarkıyı söylemediği için bir genç öldürülüyor, müzisyenle asker öldürülüyor sınırda. Kendi belki de karşı olduğu çatışmaya gönderilen o asker yaşamını yitiriyor. Çünkü bu toplumun bireylerinin bir takım sorunları varsa devlet onları, hükümet ve onları çözmekle mükellef. Yani biz lösemili çocuk için niye bir araya gelelim ya? Yani lösemeliler bütün hepsi için ya da meme kanserli kadınlar için, ne bileyim ben, prostatlı erkekler için. Bu nasıl bir şey? Yani benim gözüm arkamda olmamalı. Ben prostat olduğumda maddi duruma göre devlet benim bütün sağlık sorunlarımı çözmeli. Maddi duruma göre diyorum. Hiç kazanmadığımda %100'ünü, az kazandığımda %70'ini ortalamada. Bu bir devlet sistemi böyle, sosyal devlet böyle. Sosyal devlet ev satmak diye. Ev satmayı yapabilir sosyal devlet. Nasıl yapabilir? Evi devlet kendi imkanlarından bitirir, kura çeker. Öyle baştan 500 lira falan toplayıp tükettiği kasasını doldurmaya çalışmaz. Geçici sürede olsa büyük bir olasılıkla geri verilecektir o para. Bu hükümet tarafından değil ama bir şekilde geri verilecektir. Ev biter. Kura sonucunda eve yerleşirsiniz. Kira ödüyormuş gibi taksit edersiniz ve atıyorum 15 yıl sonra, atıyorum 20 yıl sonra o ev sizin olur. Ama inşaat parasını ev bitmeden sizden almaya kalkarsa o sosyal devlet olmaz. Çünkü devlet sosyal devlet evleri daha çok evi olmayanlar için yapar. Bu ne demektir? Geliri en düşük seviyedeki insanlar için yapar. Geliri en düşük seviyedeki insanda iki kira artı bir tane de çünkü bir de peşinat alıyorsunuz, kredi ödeyemez. Bunu yapıyorsanız bu sosyal devlet değil, sosyal soygundur. Evet, iyi ki uzak kalmışım konulardan. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.